Çok tabii ki organize bir takım. Çok otomatikleşmiş bir takım. Bugün de tabii ilk maçtan değişik olarak, kadro olarak daha ideal bir 11 ile sahadalardı. Özellikle Neuer'in oynaması geriden oyun kurmada işlerini daha da kolaylaştırdı. Biz de maç içerisinde baktığımızda büyük bir bölümünde başa baş oynadık. Tabii ki rakibimize pozisyonlar verdik. Biz de net pozisyonlara girdik. Öne de geçebilirdik, geriye de düşebilirdik. Maçın içerisinde tabii ki kırılma anları vardı. Bizim için en neti yani dışarıdan gördüğümüz özellikle Davis'in ikinci sarıdan kırmızı kart görseydi. Çünkü faulü verdikten sonra hakemin ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartı göstermesi gerekirdi ki ilk yarıda çok daha basit pozisyonda Abdülkerim'e bir sarı kart çıkartmıştı. Onun yanında golden önce yine Barış'a yapılan faul var. Devamında Davinson'un topa dokunuşu var. Burada gol öncesi pozisyon da aslında baktığımızda kritik bir pozisyondu. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakemdi. Burada tabii ki onun da hatalar yapması normal. Ama dediğim gibi genel olarak biz oyun içerisinde istediklerimizi yapmaya çalıştık. Pozisyonlara girdik. Sayılmayan bir golümüz oldu. Öne de geçebilirdik. Maçı da kazanabilirdik. Rakibimizin daha skor anlamında daha büyüteceği skor da olabilirdi ama dediğim gibi genel olarak burada oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Tabii ki bu tür maçlar, bu tür takıma karşı oynamak çok zordur. Ama oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Ben rakibimizi tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die ja, kompletter ist als im Hinspiel. Auch mit der Rückkehr von Manuel Neuer im Spielaufbau von hinten ganz andere Gangart hatte. Ja, es gab viele Wendepunkte im Spiel. Die eine war sicherlich die nicht gegebene gelb-rote Karte für Alphonso Davies. Es gab eine ähnliche Situation mit Abdülkerim Mardakçı, da gab es keine gelbe Karte. Aber ja, es war im Vergleich zum Hinspiel hat der FC Bayern natürlich auch mehr Torchancen gehabt. Wir hatten Torchancen, der Spielverlauf hätte anders laufen können. Wir hätten auch in Führung gehen können, der FC Bayern hätte seine Führung ausbauen können. Aber gegen eine sehr starke Truppe wie den FC Bayern München haben wir erneut auf Augenhöhe gespielt über einen langen Zeitraum. Und ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Aber natürlich muss man dann in diesen Spielen auch die Torchancen machen. Sorusu olan var mı? Haben Sie Fragen? Any questions? Buyurun Yasin Bey. Yasin Yıldırım, Sözcü Gazetesi. Hocam maçtan önce bitiricilik sorununa değinmiştiniz. Bugün yine herhalde korktuğunuz başınıza geldi biraz. Bitiricilik sıkıntısı çekiyor takım 6-7 maçtır. Neden oluyor bu? Bitiricilik sorunu bir türlü çözülmüyor. Bir de Kopenhag'ın kazanması herhalde bütün planları değiştirmiştir. O maçla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Birincisi tabii ki yani girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Burada bazen yanlış seçimler yaptılar. Bazen şut atmadık, bazen geç attık. O yüzden bu tabii ki oluyor. Geçen sene de olmuştu. Sonradan bu da gol attıkça, skor aldıkça daha özgüven oyuncuların yerine geliyor. Ve daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapacaklardır tabii ki. Önemli olan bizim için bu pozisyonlara girmek. Bence daha önemlisi Bayern Münih gibi bir takıma karşı iki maçta bu kadar net pozisyonlara girebiliyorsanız zaten tabii ki bunları atmak zorundasınız. Atamadığınızda da maçı kaybediyorsunuz ama oyuncularımın genel performansı, öndeki oyunumuz, üreticiliğimiz, üretimimiz genelde iyiydi. O yüzden ben oyuncularımdan performanstan dolayı mutluyum. Bu maç olmadı, bir sonraki maç olacak. Die Frage war, es gab auch im Vorfeld schon das Thema mit dem Abschluss, dass man die Torchancen nicht abschließt. Ja, wir haben sehr viele Torchancen gegen einen starken Gegner, den FC Bayern, kreieren wir sehr viele Chancen, das ist positiv. Die Probleme hatten wir auch in der letzten Saison schon. Es hat sich dann auch später verbessert. Das ist auch eine Sache des Selbstvertrauens. Aber heute haben wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen, mal zu früh, mal zu spät abgeschlossen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache des Selbstvertrauens auch. Und ich glaube, dass wir das in den Griff bekommen. Kopenhag'ın kazanması tabii ki yani iki türlü de ne olursa olsun hem Manchester United'ı hem de Kopenhag'ı bundan sonraki maçlarda yenmek için sahaya çıkacaktık. Yine aynı şekilde çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız Manchester United maçı, deplasmanda oynayacağımız Kopenhag maçı. İkisini de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim için çok fazla bir şey değişmedi. Kopenhagen hat sein Spiel gewonnen, hat das unsere Pläne verändert. Nein, wir hätten auch so die Spiele gegen Manchester United und Kopenhagen mit der Marschroute des Gewinns angegangen und es hat sich nicht verändert. Wir werden beide Spiele so angehen, dass wir sie gewinnen wollen.
Any questions? Irgendwelche Fragen? Yes, please. Coach, what did you think of the decision not to give Alfonso Davies the second yellow card? Demin de söyledim zaten, yani kırılma noktasıydı. Yani çünkü faulü veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi. Maç tamamen değişebilirdi. Yani gol öncesi de bir hata yaptı zaten, duran top öncesi. İki tane büyük skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum hakemin. Yeah, I think this was a breaking point of the game. There were decisions before and after, and I think this was a big mistake, yes. Any other questions? Başka sorusu olan var mı? Yoksa eğer teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. Vielen Dank.